Vay. Of. Allah'ım güzel elbise geldi. Of. Abi süper ya. 10 numara elbiseler çıkartıyor. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen bir sorum olacak. Biliyorsunuz ara ara Japon PUBG'sinde de oynuyoruz. Çin değil bak, Japon. Bu Japon PUBG'sinde Avrupa serverına da girebiliyorsunuz normal VPN kullanmadan. Sizce Japon PUBG'si mi daha güzel yoksa Global PUBG mi daha güzel? Yorumlar kısmına bir yazarsanız sevinirim. Global yazanlar artı bir yazsın, Japon yazanlar artı 2 yazsın arkadaşlar. Bakalım kaç kişi Japon PUBG'sini daha çok beğeniyor, kaç kişi Global PUBG'yi beğeniyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu hem Godzilla kasaları hem de kasa açacağız arkadaşlar. Hem madalyamız var, ekstradan kasalarımız da var. Onları açacağız, bakalım nasıl şeyler çıkacak, merak ediyorum. Şimdi yavaş yavaş Godzilla kasalarına doğru girelim. Burada bir girerken bir droplanma oluyor Godzilla kasalarına girerken nedense. Hı, normale döndü. Evet, bu elbiseyi alırsanız ekstradan bir şu şekilde Godzilla'nın sesi geliyor. Bu da bir durağın sesi arkadaşlar diğerinin. Bu da güzelmiş ama ya. Şu elbise, Godzilla'nın elbisesi arkadaşlar, dikkat ettiyseniz şu arkadaki şeyleri çıkartırsanız böyle bir ceket vardı oyunda. Sanki sadece ceketin üstüne şu arka kısmı eklemişler gibi duruyor yani. Çok fazla bir yenilik göremedim şu elbisede ama şu elbise komple yeni ya. Arka tarafı da bir zaten, pelerin kısmı da değişik. Arkadaşlar yorumlar kısmına yeni şeyinizi yazabilirsiniz, tercihinizi yazabilirsiniz. Sizce hangisi daha güzel onu da yazabilirsiniz. Şimdi inelim aşağı. Ne gelmiş? Godzilla paraşütü. Şu desenler yeni herhalde. Bir dakika, silahı al. Bizde var mı hatırlamıyorum. Şöyle tava gelmiş. Yeni tava. Godzilla tavası. Bu tavayı zaten biliyoruz, mavi tavayı. Şapkalar gelmiş arkadaşlar, şöyle Godzilla şapkaları. Önünde Godzilla yazıyor. Şu tişörtü zaten oyun içinde sürekli buluyorduk. Bunu kimse almaz, oyundan bulur. Şöyle tişörtler var, kelebekli. Diğer tişört. Bu tişört globale geldi şu an. Bunun beyazı olması lazım. Yok, ya da aynı renkte de olabilir. Böyle bir tişört var arkadaşlar. Ekstradan başka bir şey yok. Evet, Godzilla kasası bu şekilde arkadaşlar. Tabii şu alttakileri de çıkartabilirsiniz kasayı açarsanız. Ama herkes şunların çıkmasını tabii daha çok tercih eder diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar elimizde neler var onlara bakalım. 20 tane madalya var. 20 madalya ne yapıyor? Şu kasalardan normalde 4'e 1 açıyorsunuz. 5 tane açmamız lazım. Klasikten şey, premium'dan da açabiliyoruz. Demek ki 1 premium, 2 oradan mı açıyoruz? Ha, elimizdekileri gösteriyor. Daha madalyayı göstermiyor arkadaşlar. Elimde 1 premium, 3 tane de klasik kasa var. Ondan sonra da madalyayla da 5 tane daha açacağız. Ne yapıyor? Bir 9 tane falan kasa açacağız. Buralarda neler var? Şu 100 madalya çıksa var ya, efsane olur. Acayip kasa açılımı videosu gelir yani. Elbiseden çok. Şimdi elbiselerde şuradaki silah desenleri güzel. Ben burada olması lazım. Bir saniye onu da göstereyim arkadaşlar. Evet, Kar98 deseni çıkartmıştım. Şimdi evet, kasalarımıza geçelim. Yavaş yavaş. Premium'la başlayalım bence. Bir tane premium kasamızı açalım, ne çıkacak? Şöyle bir basalım. Hadi bakalım. Vay! Güzel çıktı ha. Çantayla açtık. Güzel, beğendim. Hemen çantamızı takalım. Bir dakika. Bunu beklemiyordum ha.
Güzel. Hoş. Tamam. Çantayla açılışımızı yaptık üst seviye. Hemen kasamıza geri dönelim. Şimdi klasiklere geçelim. Kartlarımızı kullanalım. Klasik kartlarımızı. Klasiğe burada yeni elbiseler gelmiş. Benim şeyim şu. Hedefim bu. Bunu tutturmak. İnşallah bunu tuttururuz. Bakalım ne olacak. Aç. Kurt geldi. Kurtu geç. Aç abi. Of! Allah'ım güzel elbise geldi. İyi çıkartıyoruz ha. 2'de 3'te 2. Yani bence güzel olarak. Bir dakika abi onu yiyelim hemen. Bir saniye. Harikasın ya. İyi abi. Güzel. Şimdi hemen shop'a geri dönelim. Nerede bizim kasa? Hı, tamam. Son bir kaldı. Ne çıkabilir? Az önceki burada güzel aslında silah desenleri var. Onlar da olabilir. Şunu çıkarttık. Ucuz yırtmışız ha. Lise ayakkabısının şeyi altındaymış. Hadi bakalım. Yani 4'te 2 gibi bir şey oldu. 2 olmuşum Royal Pass da burada. Şöyle bakarsak bir tişört, bir elbise, ha bir diğer tişört, bir de çanta çıkardık. Şimdi elimizde 20 tane daha şey var. Madalya var. Şimdi bu madalyalardan deneyeceğiz. Şimdi madalyalarda bence premium denemek sanki daha mantıklı gibi geliyor bana. Ya da hepsinden deneriz. Şimdi bir premium'dan bir girelim abi bakalım. Şunu değil de şöyle bir totem var mı bilmiyorum ama. Şimdi şunu seçelim bakalım. Elbiseyi çıkart bakalım. Bir işe yarayacak mı bilmiyorum. Aç abi. Evet yok abi. Totem motem yok işte. Bir tane tişört çıktı. Onu da çıkart abi. Hiçbir şeye gerek yok. Bir daha açalım. Hadi bakayım. Evet güzel. Bir tane pizza poşeti çıkarttık. İyi güzel. Hoş oldu. Şimdi ona da bir bakalım. Güzel hesabı buradaki hesabı yavaş yavaş dizmeye başladık. Arkadaşlar bu madalyaları zaten ücretsiz alıyorsunuz oyunda. Ondan dolayı gayet güzel. Ya yani bu yönden Japon PUBG'yi seviyorum. Şimdi bir tane daha premium açalım. Aç abi. Of. Abi süper ya. 10 numara elbiseler çıkartıyoruz ya. Elimizdeki kasalarla ya. Şunu söyleyeyim, bu kadar az kasayla globalde bu kadar efsane şey çıkarmanız çok zordur ya. Harika ya. Tabi bu elbise çok beğenmiyorum ama en şeyini çıkardık. Babasını çıkardık. Abi şuna bak ya. Şunu çıkardık ya. Bir dakika. İkinci elbiseyi çıkardık. Harikasın ya. Şimdi. Evet. İki daha kasa açabiliriz. 8 madalyamız kaldı. Aslında premium bir iyi bir kötü veriyor. İki de buradan mı açsam ya? Biraz da buradakilerden şey yapalım değil mi? İki tane de buradan açayım arkadaşlar. Bas abi. Hadi. Yapma ya. Gözlük yakışmadı. Hadi şu topçulardan bir şey ver ya bari. Bu da güzelmiş aslında. Hadi bakalım. Son kasamızı açıyoruz arkadaşlar. Yani neyse. Ama gayet güzel şeyler çıkarttık arkadaşlar. Çok fazla kasa açmadan. Bir tane yani 10 numara bir elbise çıkardık. Yani çıkarabileceğimiz en iyisini kırmızı. Gözlük çıkardık. Ekstradan
Kurt tişörtü, şu tişört, bu tişört falan filan bunları çıkarttık. Pantolon çıkarttık. Şu elbiseyi çıkarttık. İki tane elbise çıkarttık bir kere ya. Hiç para ödemeden. Gayet de güzel bence. Yani şöyle bir şey var. Benim anladığım, gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Japon PUBG'sinde kasalardan güzel öğe çıkarmanız çok da zor değil. Yani çok bir şey yapmanıza gerek yok. Bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi çantada çıkardık bir tane. Paraşütle çıkardık. Yani oyuncuyu dizdik resmen. Sadece silah deseni çıkartamadık. Bugünkü videomuz böyleydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.